Merhaba. Esaret dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Ve yeni bölümde neler olacak? Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Perihan ve Neva'dan nefret edenler. Aşağıdan videonun beğeni butonuna bassınlar lütfen. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Dizinin son bölümünde Afife yüksek tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bölüm Neva sinsice konaktakilerin odalarına gizlice girmesiyle başlıyor. Perihan Afife'nin odasına Neva'nın girdiğini gördü. Neva Afife'nin odasını hiç beğenmedi. Perihan gizlice Neva'nın konuşmalarını dinledi. Diğer tarafta ise ofis yardımcıları Kenan ve Nurşah'ın tartışmalarından dolayı üzgündüler. Yardımcılar umarım Kenan ve Nurşah boşanmazlar diye dedikodu etmeye devam ettiler. Kenan ve Nurşah mutfakta tartışmalarına devam ediyorlar. Nurşah sürekli Kenan'a sen gerçekten kibirli bir insansın dedi. Demirhanlı konağında ise uşak Şevket Afife'ye ne olduğunu öğrenmek için konak çalışanlarıyla konuşmaya başladı. Gonca şirketi Afife ve Neva salonda tartışırlarken gördüm dedi. Uşak Şevket Orhan'ı aradı ve Afife Hanım en son Neva ile salonda tartışmışlar dedi. Orhan Şevket ile konuşmasını bitirdikten sonra misafirler artık sinirlerimi bozmaya başladı dedi. Raşit'in evinde ise Raşit yeni planını devreye soktu. Raşit küçük kıza baban iyi ki Nurşah ile evlendi dedi. Raşit yalakalık için küçük kız ile birlikte Nurşah'a hediye almaya çıktılar. Ofiste ise Yakup amca Kenan ve Nurşah'ın tartışmalarını öğrendikten sonra ziyarete gitti. Konakta ise Neva ve Cihangir sohbet ediyorlar. Cihangir Neva'ya neden konak bomboş diye sordu. Neva konaktakilerinin biraz moralini bozdum dedi. Cihangir sinirlendi ve Neva'ya benden habersiz bir iş yapma dedim sana diye söylendi. Neva Cihangir'e kavgayı Afife başlattı dedi. Cihangir Neva'ya bir daha konakta kimseyi kışkırtma dedi. Cihangir Neva'ya şimdi Afife'nin yanına hastaneye gideceksin ve ondan özür dileyeceksin dedi. Neva Cihangir'in isteğini kabul etmedi. Kendinin ofisinde ise Yakup amca Kenan ve Nurşah'a bir hikaye anlatmaya başladı. Yakup amcanın anlattığı hikayede evli çiftlerden bir tanesi olayı abartmadan alttan alması gerekiyor. Yakup amcanın hikayesi bitti. Kenan ve Nurşah için sıkıntı olan şey ise tartışmada kimin alttan alacağıydı. Daha sonra sohbet bittikten sonra Yakup amca ofisten çıktı. Kenan ve Nurşah Yakup amcanın söylediklerine uymak için anlaşma yaptılar. Kenan 3 saat boyunca Nurşah'ın söylediklerine tepki vermeyecek. Sonraki 3 saat için ise Nurşah Kenan'ın söylediklerine tepki vermeyecektir. Afife'nin odasında ise Orhun Uşak Şevket'ten aldığı haberden dolayı hala kızgındır. Neyse ki Hira Orhun'u sakinleştirebiliyor. Hira Orhun'a öfkeyle ve sinirle hareket etmemesi gerektiği söyledi. Bir müddet sonra Afife yavaş bir şekilde gözlerini açmaya başladı. Orhun Afife'ye hemen ne olduğunu sordu. Hira Orhun ve Afife'nin konuşması için odadan çıktı. Orhan Afife'ye en son senin yanında Neva varmış dedi. Hira ise hastane koridorunda oturuyorken Cihangir geldi. Cihangir Hira'ya Afife rahatsızlanmış onun için geldim dedi. Hira Cihangir'e şu anda Afife odasında dinleniyor dedi. Cihangir zeki bir hamle yaparak Hira'ya Orhun yanında iken Afife dinlenebiliyor mu diye sordu. Hira Cihangir'e Afife Hanım odada dinleniyor. Ama yine de odaya girip girmeme size kalmıştır dedi. Cihangir odaya tam gireceğiz esnada Orhun kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Ne var Orhun'a Afife'yi ziyarete geldim dedi. Orhun Cihangir'e annem misafir kabul etmiyor, birazdan doktor annemi taburcu edecek dedi. Afife Orhun'a Neva ile sadece konuştuk dedi fakat Neva konuşmasını bilmiyor ve ben ona öğreteceğim dedi.
Cihangir Orhun'a bir Demirhanlı olarak akraba ilişkileri ve kan bağını çok iyi bilirim dedi. Cihangir Orhun'a eminim Afife de aynı düşüncededir dedi. Orhan Cihangir'e bazen kan bağı es geçilir, o zaman bizler de duracağımız ve karşı tarafı durduracağımız zamanı biliriz dedi. Cihangir Orhun'a tahminimce söylediğin sözler bana değil, ama Afife'nin rahatsızlığı seni sinirlendirmiş dedi. Orhan Cihangir'e son günlerde yaşanan gerilim annemde strese neden oldu dedi. Orhun Cihangir'e annem en kısa zamanda atlatacaktır dedi. Orhun ve Cihangir'in birbirlerine karşılıklı söz dalaşı devam etti. En son Orhun Cihangir'e en kısa zamanda kimin haklı olduğunu ortaya çıkaracağım dedi. Cihangir Afife'yi hastanede göremeden konağa geri gitti. Afife konağa gitmek için elbisesini giyemeye çalışırken Hira ona yardım etmek istedi. Fakat kibirli Afife sert bir şekilde Hira'ya yardım istemiyorum dedi. Orhun Afife'nin Hira'ya kötü davranmasını görünce müdahale etti. Orhan Hira'ya sen dışarıda bekle birazdan hemşire anneme yardım etmeye gelecek dedi. Orhun ve Hira hastane koridorunda sohbete başladılar. Hira Orhun'a Afife Hanım kimseden yardım almamak için böyle davranıyor dedi. Orhan Hira'nın merhametli oluşu adeta kendisini büyülemeye başladı. Orhun Hira'ya iyi ki senin kalbindeyim dedi. Konakta ise Neva heyecanlı bir şekilde Cihangir'in hastaneden dönmesini bekliyor. Sonunda Cihangir hastaneden döndü ve Neva ile sohbet etmeye başladı. Neva Cihangir'e hastanede neler yaşandı diye sordu. Cihangir Neva'ya Afife seninle yaşadığı tartışmayı Orhun'a söylememiş dedi. Neva Cihangir'e kahretsin konakta bir kaos oluşturamadım dedi. Cihangir Neva'ya tahminimce Afife bir plan içerisinde dedi. Neva Cihangir'e Afife yaşlı bir kadın plan yapacak bir kapasitede değil dedi. Cihangir Neva'ya Afife'yi sakın küçümseme dedi, o kurnaz ve zeki bir kadın dedi. Cihangir Neva'ya bir kez daha seni uyarıyorum, benden habersiz bir iş yapma dedi. Neva mecburen Cihangir'in dediklerini kabul etti. Günün ilerleyen saatlerinde Afife hastaneden döndü ve odasına getirildi. Afife Hira'ya hiçbir şey demedi, sadece Orhun'a teşekkür etti. Orhun ve Hira daha sonra Afife'nin dinlenmesi için odadan çıktılar. Hira Orhun'a Allah'a şükür Afife tekrardan iyi oldu dedi. Orhan Hira'ya haydi birlikte çay içelim dedi. Orhan ben çalışma ofisine gidiyorum, sen de çayı oraya getirirsin dedi. Hira mutfağa çay hazırlamaya gitti. Hira mutfağa girdiğinde çalışanlar akşam yemeği hazırlığı yapıyorlardı. Musa Hira'ya Afife'nin durumunu sordu. Hira çalışanlar ile biraz dedikodu yaptı. Hira Orhun'un çayını hazırladıktan sonra çayı Orhan'ın çalışma ofisine götürdü. Orhun ve Hira çalışma ofisinde romantik anlar yaşadılar. Orhan Hira'ya artık seninle evlenmek ve aynı yatakta yatmak istiyorum dedi. Orhan Hira'ya sabah kalktığımda gül yüzünü görmek istiyorum dedi. Orhun ve Hira biz seyirciler gibi heyecanla düğününü bekliyorlar. Fakat ne Orhun ne de Hira hala kumsal düğünü planı yapamadılar. Neva rahat durmayıp Afife'nin odasına gitti. Neva Afife'ye dalga geçer gibi sadece geçmiş olsun dedi. Neva Afife'ye doğrusu beni şaşırttın dedi. Neva Afife'ye bu olayı böyle kapatman biraz şüpheli dedi. Afife Neva'ya bir Demirhanlı kadınlar arasında tartıştığı zaman bu olay kadınlar arasında çözülür dedi. Afife Neva'ya sen Demirhanlı olmayı hala beceremiyorsun dedi. Afife Neva'ya ama sana bir Demirhanlı olmayı öğreteceğim dedi. Neva Cihangir'in sözlerine uyarak Afife'yi daha fazla kızdırmadan odadan çıktı. Konağın diğer sinsi kadını Perihan doğru zamanı en iyi seçen birisidir. Neva Afife ile konuşmasını yaptıktan sonra Cihangir'in yanına gitti ve salonda dedikodu yapmaya başladılar. O esnada Perihan bir anda Cihangir ve Neva'nın karşısına çıktı.
Perihan adeta tarafını seçer gibi Neva ve Cihangir'e yapabileceğim bir şey olursa lütfen bana söyleyin dedi. Perihan'ın bu söyleme sadece soru işaretidir fakat hala Cihangir de Neva'ya güven aşılayamamıştır. Ama Perihan Neva'ya daha çok yakınlaşacak ve işbirliği içerisinde olacaktır. Neva ve Cihangir yarın için Demirhanlı ailesinin önüne önemli deliller sunacaktır. Bu olayda Neva sabırsız ve olayı kavga ile halletmek isteyen bir kişi. Ama Cihangir sinsi ve kuralcı bir kişi. Cihangir ve Neva'nın hazırlayacağı delilere karşılık olarak Orhan'ın da hamlesi olacaktır. Cihangir akşam yatmadan önce gündüz Hira ile hastanede yakın durduğu zamanı hatırladı. Cihangir gittikçe Hira'ya olan ilgisi artmaya devam ediyor. Cihangir Hira'nın gözlerini düşünerek tekrardan resmini çizmeye başladı. O esnada Orhun salona girdi. Cihangir Orhun'u görünce panikledi ve bir anda resim defterini kapattı. Orhan Cihangir'in böyle bir hareket yapmasını şaşırdı. Orhun'a göre Cihangir'in defterle uğraştığı şey miras ile ilgili bir şeylerdir. Orhun Cihangir'in bir çift göz çizdiğini göremedi ve anlayamadı. Orhun Cihangir'e bazı yaptığın işler insana boşuna çaba sarf ettiler dedi. Cihangir'in Hira'ya olan ilgisi onu daha da kötü düşüncelere ve yollara sokacaktır. Ama Cihangir'in özellikle bu bölümde çok sinsi ve sabırlı bir insan olduğunu anladık. Sizler de bölüm hakkında düşüncelerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Dizi hakkında daha fazla detaydan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.